Arkadaşlar merhaba hepinize. İzmir yarışlarının tahminlerini vereceğim. Yani zayıf bir program, küçük bir kurgu verip misli denemenizi tavsiye edeceğim. Ama tabii ki karar sizin. Siz yine isteyenler kuponu büyütebilir. Ben kendim misli deneyeceğim bu programa. Bakalım ne derece başarılı olacağız. Günün birinci ayağı ikinci koşudan başlıyor. Ha, bu arada 7'li plasa için 2 numara Run for Happiness'ı tavsiye edebiliriz. İlk yarışta kazandı. İlk 2'ye girer diye tahmin ediyorum. Günün birinci ayağı ikinci koşudan başlıyor. Yani baktığımızda vasat atlar bir arada. Bunlardan en kalitelisi görünen 7 numara Koca da. Yani o da son yarışına çok böyle dışarılar pist ıslaktı. Çok dışarılardan dolandı. Yani o kadar yol gitmesine rağmen yine de kazanına girip son anda yarışı kaybetti. Yani bu vasat atların arasında büyük bir aksilik olmazsa Sinan Özen de favori antipatisini yenebilirse inşallah. Genelde favori atlarla başarılı olamıyor ama bugün onu yeneceğine, uzun zamandır yarışta kazanmıyor bildiğim kadarıyla, o şeyini, o dezavantajı yeneceğini ve bugün yarış kazanacağını düşünüyoruz. En son ne zaman yarış kazanmış? 6-1, 7 gün önce kazanmış. Ondan önce de 26-12. Yani biraz bu ara formsuz ama bu atla bu rakiplerini geçmesi lazım. İtmanı gayet iyi görünüyor. Kentlerinde çok canlı. Ben uzatmayayım. Zaten büyük favori çıkmış. Banko olarak öneriyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde bir numaralı Peköz, yani son yarışta Dilbağ olmadan koştu. Bu at Dilbağ ile başarılı. Yarış gördükleri çok bariz belli. 2000 metre bir yarıştı. Bugün hem Dilbağ'ını bağlamışlar hem 1600'e döndü. Muhtemelen hızlı gidecek olan Gökçe Star, Arslan Turbo gibi atların arkalarına yatacak, 3-4 gidip düzlüğe doğru hamlesini yapacak. Kazanma şansını yüksek görüyorum. Şu anda AGF'de 5. at konumunda. Çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir at bence. Alperen Oluk da çok şanslı olduğunu düşünüyorum. İlk atın 9 numara Onar Bey ve 5 numara Bütünay Ekürleri fena koşmuyorlar son yarışlarında. Bütünay İtman'da çok iyiydi. Onar Bey de toparladı gibi. Bence ciddi rakipleri olur. 1 ve 9 yeterli gibi görüyorum ama zaten kurgu küçük. 2 numara Aslan Soylu da favori çıkmış. Kocakaya'yla belki bir sürpriz yapabilir. Genelde dış start tercih ediyorlardı ama dış start almamışlar. Zaman zaman startta problem yaşayan bir at. Bakalım ne olacak. 1-9 önce, daha sonra 2 numara. Aslan söyledi yani. 3. ayağa geldiğimizde son yarışına 2 numara Kuru Soğan düzeldiğini gösterdi. Yani virajda kazanıra girdi. Son 300'lere, son 200'lere kadar da açıkçası hala kazanırdaydı. Sonlarda şişti. Bugün bir tane rakip var, El Nino. Ona o gün geçildi ama yani sonlarda Özel Yıldırım da yüklenmedi. Yani artık yani üçüncü olayım diye de atı parçalamadı. Dinlendirdi. Sonlarda bıraktı. Alfa 40 payla El Nino'ya geçilmişti ama bugün El Nino'dan daha genç at. Düzlüğe doğru yine hamlelerini yapacaktır. Aşem Baba, Jotunay, Perfect Runner'ı düzlüğe doğru yakalayıp geçecektir diye düşünüyorum. Benim bankomdur 2 numara Kuru Soğan. Dördüncü ayak, yani beşinci koşuya geldiğimizde 2 numara Dulat bu rakiplerine bu mesafede geçer gibi görünüyor. Yarış 1400 olsaydı açıkçası 7 numara Wordplay de kafama yani takılıyordu ama 1600'ü çıkaramaz diye tahmin ediyorum. 2 numara Dulat çok şanslı. Yalnız bu 3 numara Forever Justin son yarışında Maiden'dan çıktıktan sonra Bursa'ya gitti. Çok sert atlarla koştu ve yarış temposuna çok ayak uyduramadı. Çok hızlı atlar vardı. VRV gibi. Şu an o Volkan Yozgatlı'nın atı vardı. Onun adına bir saniye aklıma gelmedi. Yani özellikle çok hızlı at, Final Drive gibi hızlı atlar vardı. Yarışa adapte olamadı. Ben ölçü almıyorum o yarışını. Bugün Forever Justin yine öne gidip ısrar edip bir beyaz bayrak ayna yapabilir. Ben 2 ve 3 şeklinde burayı size tavsiye ediyorum. Günün 5. ayağına geldiğimizde aslında yani yarışçım olsaydı 1 numara Lollipop kazanır derdim ama kumda biraz sanki eksik gibi. Yine de ilk şanslı bu vasat grupta. 3 numara Bir Sen de Fos toparlıyor. İyi bir yarış yapabilir. 4 numara Çevik Yıldız. Bir de bu 2 numara Bay Bora'da güzel bir orijini var. Her ne kadar yarışları kötü de olsa ters bir yarış yapabilir. 1-3-4-2 arkadaşlar, tavsiye. Günün son ayağına geldiğimizde ise 2 atın yeterli olacağı kanaatindeyim. Bunlar çok formda olan 2 numara Santorini Girl ve 3 numaralı Win for Elif diyorum. 2 ve 3 şeklinde sizlere tavsiye ediyorum. Küçük bir kurgu verdim dediğim gibi. 4, 2, 8, 16, 48, 4 lira 80 kuruş. İsteyenler bunu misli değerlendirebilirler. İsteyenler büyütüp kendi kurgularını yapabilirler.
Ama çok da bir para vereceğimi düşünmüyorum bugünkü altından. Tabii bu bizim düşüncemiz, bazen ters de bitiyor. Düşündüğümüzün tersine oluyor. Sizler önce kendi tuttuklarınızı değerlendirin. Bu arada kuru soğan Peköz çiftesine bir bakın. Eğer iyi bir para veriyorsa şansınızı deneyebilirsiniz. Peköz'den iyi bir yarış bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesaj ve yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93 0545 625 50 93. Hepinize sevgiler, saygılar ve bol şanslar. Hoşça kalın.